ara kazandı. Simitçiler, gece kulüpleri, dilenciler. Bak, dilenciler kaç para kazanıyor? Ben merak ettim şimdi bunu. Ama nasıl konuşturmuşlar ki? Ben bazı otelde kalıyorum, bazı dışarıda kalıyorum. Günde ortalama 40-50 kişi bana yardım ediyor. Günde ortalama 100-150 kazanıyorum. Bazı günler 250 de kazandım oluyor. Ekmeğimiz çıkıyor. Çıkıyor, yalan. Sakat olduğuma dair raporum da var. %35 bana yardım etmiyor. Yetmedi. 4500 TL. Bence de fazladır da hani. Benim adım Ahmet. Yaşım 12. Kaç senedir? 5 senedir bu insanlarda yardım istiyorum. Haftanın 6 günü sokaklara çıkıyorum ve çalışıyorum yani. Benim sevdiğim Ataköy'de çünkü buradaki insanlar daha çok yardım ediyorlar. Ben de bu işi burada yapıyorum. Bir de arkadaşlarım var buralarda. 2'de geliyorum. İlk önce kıyafetlerimi giyiyorum. Saat 2.30 oluyor, geliyorum buraya. 10-11 arası gidiyorum evime. Aynen. Akşam. Günde 60-70 civarı kişiler yardım ediyor bana. İyi. Sadece ne zaman iş var biliyor musun abla? Sadece yazın. O kadar. Yazın günde 250 lira kazanıyoruz. Kışında en az 150 lira kazanıyoruz. Otelde yaşıyor. Gün 2 saat kalıyor, 3 saat. Günde 50 tane, 70 tane yardım yapıyor. Her gün 100 lira para topluyor. Ben Hüseyin'im. 15 yaşındayım. 3 sınıfa gidiyorum. Eve ben bakıyorum. 5 kardeşim var. Babam yok, annem var. Sabah 10'da geliyorum, akşam 6'da gidiyorum eve. 5 yıldır insanlardan yardım istiyorum ben. Yaşlı mesela, fukara yani yaşlı amca, teyze. Dilencilik yapıyor. Ben hiç yapmam. Ya iyi bir şey değil. Millet yanlış anlıyor. Bu daha iyi. Peçete satıyorum ama kimsenin lafını almamak için. 20 tanesini 4 lira 30 lira 30 kuruş alıyorum peçeteyi. 1-2 saatte 30-40 lira kazanabiliyorum. Şükür olsun. Kötü bir şey yapmıyor yok yani, tecavüz mecavüz yok. Başka yerde oluyor. Daha bunların cezasını veriyor devlet. Güzelmiş lan video kanalı. Hakikaten.